Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf fen bilimleri KTT soru çözümü. Birinci soruyla başlayalım. Arı larvaları çiçek tozuyla beslendiğinde işçi arı, arı sütüyle beslendiğinde ise kraliçe arı olur. Aşağıdakilerden hangisi verilen örneklerle aynı değildir? İlke baktığımızda van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması, van kedisindeki gözlerinin farklı renkte olması bizim için genetik bir kromozom farklılığından dolayı kaynaklanmış olduğu için verilen örnekle aynı olmayacaktır. Diğer şıklara baktığımızda yazın güneşlenen bireylerin ten renginin koyulaşması evet olabilir. Güneşe göre farklılık göstermiş oluyor. Çuha çiçeğinin 15-25 derece sıcaklıkta kırmızı, 25-35 derecede sıcaklıkta beyaz renkli olması evet bu örneğe verebiliriz. Daha sonrasında spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi de bizim için yine aynı örnekle olur. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. İkinci soruya bakalım hemen. Aşağıdaki saf bir maddeye ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre madde ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şıklara bakalım B. Başlangıçta katı haldedir diyor. Başlangıçta katı olduğuna bakacak olursa katı halde olabilir mi? 0 ile 15 arasında katı olabilir mi? Olabilir. Daha sonrasında suyun kaynama sıcaklığı gaz halindedir diyor. Şuraya baktığımızda sıcaklık 80 derecenin üstüne çıktığına göre evet olabilir. Donma noktası 15 derece, kaynama noktası ise 80 derecedir. Donma noktasına baktığımızda evet alabilir miyiz? Alabiliriz. Doğru. Daha sonrasında madde dışarıya ısı vermektedir diyor. Madde dışarıya ısı vermektedir dediğimizde sürekli olarak ısı aldığına göre madde hal değişimi meydana getirmişse o zaman da dışarıya ısı vermesi gerçekleşmemiş. Çünkü katı bir maddeyi biz zamanla ne yapmışız? Gaz haline getirmişiz. Demek ki genellikle ısı almaktadır, vermekte değildir. O yüzden cevabımız yanlış olacak arkadaşlar. Daha sonrasında üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıdaki şekilde dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi ve bu harekete bağlı olarak kuzey yarım kürede yaşayan mevsimler belirtilmiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? Soruyu biraz büyütelim. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır dedik. Şimdi baktığımızda dünya ikinci konumdayken dünyanın her yerinde gece ile gündüz süresi eşit olur diyor. İkinci konuma baktığımızda ikinci konum nerede? Şurada sonbahar halindeyken gece ile gündüz süresi eşit olur diyor. Sonbahar halinde evet doğru. Daha sonrasında dünya dört konumunda güneş ışınları dünyanın hiçbir noktasında dik açıyla düşmez diyor. Bu yanlış olacaktır. Dört konumunda iken ilkbahar aylarında güneş ışınları dünyaya hiçbir noktasında demiş. Bazı noktalarda yani ekvatoryal düzleme baktığımızda dik açıyla düşmesi gerçekleşebilir. O yüzden cevap olarak neyi alacağız? B şıkkını almış olacağız arkadaşlar. Daha sonrasında dördüncü soruyla devam edelim. Şekildeki DNA molekülü modelinde ikinci ipliğin nükleotit dizilimi verilmiştir diyor. Buna göre birinci ipliğin, şu ipliğe bakıyoruz tabii ki de, şu ipliğe bakalım. Birinci ipliğin nükleotit dizilişi soldan sağa doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şıklara bakalım. Şıklara bakmadan önce şöyle bir şey yapalım. Önce bunların karşılıklarında hangi iplik olduğuna bakalım. T'nin karşısına ne yazarız? Adenin yazarız. Şöyle biraz yazabildiğim kadar. Guanin karşısına sitozin. Sitozin karşısında ise guanin ipliği olacak. Daha sonrasında bu ipliğe bakacak olan sitozin karşısında guanin. Guanin karşısında timin. Timin karşısında timin yine. Daha sonrasında guanin karşısında sitozin. Sitozin timin karşısında ise yine adenin bulacaktır. O yüzden şıklara bakacak olursak adenin, sitozin, guanin, guanin, timin, timin, sitozin ve adenin olarak cevabı zaten bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra 5. soruyla devam edelim. Şimdi 5. soruda tuna fen bilimleri dersinde aldığı proje ödevi için aşağıdaki deneyi tasarlıyor. Buna göre tuna aşağıdaki bilgilerden hangisini araştırmak için bu deneyi yapmıştır diyor. Şimdi birinci bardağında bardağın içerisindeki pipetin üst ucunu parmağıyla kapatıyor. Daha sonrasında ucunun kapalı tuttuğu pipeti bardağın içerisinden çıkardığında pipetin içerisindeki sıvının dökülmediği gözleniyor. Üçüncü de pipetin ucunu kapatan
parmağını kaldırdığında pipetin sıvının döküldüğünü görüyor. Yani pipetten sıvının döküldüğünü görüyor. Buna göre hangi deneyi yapmış olur diyor. Şimdi cevaplara bakacak olursak, sıvıların basıncı sıvının yüksekliğine bağlı mıdır? Burada herhangi bir yükseklikten bahsetmiyor. Daha sonrasında sıvının cinsi sıvı basıncını etkiler mi? Burada herhangi başka bir cins sıvı kullanmamış, sadece herhangi bir sıvıyı ya da suyu kullanmış oluyor. Hava açık hava basıncı uygular mı? Açık hava basınç uygular mı dediğinde bakacak olursak, evet, önce içerisindeki suyun yani bardağın içerisindeyken içerisindeki hava basıncıyla suyun dışarıya doğru çıkmasını sağlamış oluyor. O yüzden açık hava basıncı uygular mı diye sorusunun cevabı olmuş olacaktır arkadaşlar. Daha sonra devam edelim. Gazların basıncı özelliğinin 6. soruda. Gazların basınç özelliğinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları ile ilgili panoya asılmak üzere aşağıdakilerden kartlar hazırlanmıştır. Buna göre numaralı kartlardan hangisi panoya asılabilir diyor. İlk önce araba lastiklerinin şekillerinin düzgün olması gazların basınç özelliği ile ilgilidir demiş. Bu numaralı basınca bakalım. Gaz basıncı ile alakalı olur mu? Evet, olur. Alabiliriz. Böcek ilacı, deodorant gibi maddelerin bulunduğu kaplardan etrafa yayılması sırasında gazların basınç özelliğinden yararlanır. Evet, bu basıncının özelliklerinden olabilir. Gaz basıncının daha doğrusu. Dalgıçların kullandığı oksijen tüplerinde gazların basınç özelliğinden faydalanabilir mi? Evet, faydalanabilir. O yüzden cevabımız ne olacak? D şıkkı olacaktır arkadaşlar. 7. soruyla bakalım. Aşağıdaki maddenin hal değişimi şeması verilmiştir diyor. Hal değişimde numaralı oklarla gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi cevaplara bakalım. Hangisi yanlıştır dediğine göre 1, 2 ve 6 numaralı 1, 2 ve 1, 2 ve 6 numaralı hal değişimleri sırasında taneciklerin hareketliliği artar diyor. Yanlışı sorduğuna göre evet, buradaki hareketlilik artar çünkü katı halden sıvı haline dönüşmüştür. Yine sıvı halinden gaz haline dönüşmüştür. Yine gaz halinden direkt katı haline dönüştüğü için ne olacak? Hareketliliği artmış olacak. Doğru mu? Doğru. Şöyle yapalım. 3, 4 ve 5 numaralı hal değişimleri sırasında madde dışarıdan ısı alır diyor. Maddenin dışarıdan ısı almasına bakalım. 3 var. Daha sonrasında 4 var dedi. Bir de 5 var. Şimdi bunların üçüne de baktığımızda bu buradan sıvı halinden gaz haline dönüşürken ne yapmalı? Pardon, sıvı halinden katı haline dönüşürken ne yapması gerekiyor? Isı kaybetmesi gerekiyor. Yani ısı almasına gerek yoktur. Direkt olarak zaten 4'ten elemiş oluyoruz. Yine 3'e de bakalım. Gaz halinden katı haline dönüşmüş. O zaman ne yapması gerekiyor? Yine sıvı kaybetmesi gerekiyor. Isıyı kaybetmesi gerekiyor. Ondan dolayı ısı almamış olacak. Isı alan olaylar bizim için nelerdi? Genellikle donan bir şeyin, yani katı molekülün sıvı haline dönüşmesi. Mesela 1 olarak vermiş olsaydı o zaman ısı almış olacaktı. 2 olarak vermiş olsaydı yine ısı alarak gaz haline dönüş sağlamış olacaktı. O yüzden cevabımız ne olur? B şıkkı olur yanlış olarak. Daha sonra şuradan 8. soruyla devam edelim. Aşağıdaki periyodik cetvelde boyalı olarak gösterilen yerde bulunan elementlerin özellikleri gösterilmiştir. Buradaki elementler bizim için soy gazları genellikle. Bazı öğrenciler aşağıdaki bilgileri vermiştir. Jale demiş ki kararlı haldedirler. Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunan örnekleri vardır. Bileşik oluşturmazlar demiş Murat da. Öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgi doğrudur diyor. Şimdi kararlı halde olduklarını soy gazları biliyoruz. Daha sonrasında o zaman Jale'yi alırız. Şöyle şıklara bakalım. Daha sonra oda koşullarında katı, sıvı. Genellikle zaten soy gazlar bizim için gaz halindedirler. Katı ve sıvı olarak görülmezler. O yüzden bu yanlış olur. Bileşik oluşturmazlar. Evet, bileşik oluşturmayacaklar. Bu da doğru olur. O zaman Jale ve Murat'ın dediği ne olacak bizim için? Doğru olmuş olacak arkadaşlar. 9. soruyla devam ediyoruz. Canlıların kalıtsal özellikleri anne ve babadan gelen genlerle belirlenir. Aşağıdaki soy ağacında anne ve babaların genetikleri ile çocukların genetikleri gösterilmiştir. Hangi soy ağacında çocukların genetikleri yazılırken hata yapılmıştır diyor. Hemen bakalım cevaplara.
Şimdi cevaplara baktığımızda anne bizim için heterozigot, baba bizim için heterozigot. Oluşabilecekler büyük A büyük A olabilir. Büyük A küçük A küçük A olabilir ya da büyük A küçük A şeklinde de olabilirler. Bunda herhangi bir hata yapılmamış. Daha sonrasında anne ve baba büyük A küçük A büyük A büyük A olursa buradan buraya baktığımızda büyük A'yı buradan alabilir. Bir diğer büyük A'yı da babadan alabilir. Doğru mu? Doğru. Buraya baktığımızda büyük A'yı buradan almıştır. Ya da büyük A'yı babadan almıştır. Küçük A'yı ise anneden almıştır. Bu da doğru mu? Doğru. Herhangi bir hatamız yok. C'ye baktığımızda ise anne bizim için heterozigot, baba bizim için homozigottu. O zaman bu çocuk buradan bir tanesini aldıysa, buradan da bir tanesini aldıysa böyle bir genotipe sahip olabilir. Ama diğer çocuğa baktığımızda büyük D'yi buradan aldıysa bir tanesini, diğer büyük D'yi nereden alabilir? Hiçbir yerden. Alabileceği ne vardır? Yine küçük D vardır. O yüzden bu bizim için ne olacak? Hatalı bir genotip olmuş olacak arkadaşlar. Cevabımız direkt C olarak işaretliyoruz. 10. soruyla devam edelim. Aşağıdaki sıcaklık ısı grafiği katı, saf katı bir maddeye aittir diyor. Maddenin yalnızca kütlesini artırılıp aynı düzenekte ısıtılırsa durumlardan hangileri gerçekleşebilir? Kübür değeri artarsa, kübür değerini biz artırırsak o zaman evet, kübür değeri artar, kütlesini artırırsak güzel, doğru. Yani ısısı da artmış olacak o zaman. T2 değeri değişmez diyor. T2 değerine baktığımızda zaten sıcaklık olarak eşit miktarda kalacaktı. Kütlesi de artmış olacaktı. Olabilir. Q2 eksi Q1 değeri artar. Yani sıcaklık değeri artar diyor. Tabii ki de kütlesini artırdığımızda yine ne olacak? Q2 değeri de Q1 değerinden daha fazla olmuş olacak. O yüzden cevabımız ne olur? D şıkkı olur arkadaşlar. 11. soruyla devam edelim. Sıcaklıkları aynı olan K, L ve M sınırlarında özdeş 3 kaba belirtilen miktarda konulmuştur. Birini hepsine özdeş ısıtıcılar var ve 300 gram bunda 200 gram L'de 500 gram ise M'de. Şimdi özdeş ısıtıcılarla eşit sürede ısıtılan sınırların son sıcaklıkları aşağıdaki gibi ölçülmüştür diyor. Daha sonrasında sıcaklıklarına baktığımızda buranın 40, buranın 45, buranın ise 70 olduğunu görmüşler. Buna göre K, L ve M sınırlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Üçü de aynı tür sıvı olabilir mi? Aynı tür sıvı olsalar da hepsinin sıcaklıkları sonrasında, yani özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıktan sonrasında oluşan sıcaklıkları aynı olurdu. O yüzden yanlış olur. Üçü de farklı tür sıvıdır. Evet, üçünün de farklı tür olduğunu söyleyemeyiz. Sadece bizim için buraya baktığımızda hepsinin farklı kütleye sahip olduklarını görebiliriz. O yüzden bu da yanlış olur. K ve M aynı tür sıvı olabilir diyor. K'ya ve M'ye baktığımızda aynı tür sıvı olabilir mi? İkisi de 25 derecede. Sadece kütleleri farklı olduğu için aralarında ne olmuş? Sadece sıcaklık farkı olmuş. Olabilir mi? Evet, olabilir. O yüzden B şıkkı olarak doğruyu alırız. Diğerine yine bakalım D şıkkına. K ve L aynı tür sıvı olabilir diyor. K ile L. K ile L aynı sıvı olabilir mi? Aralarında çok az bir fark olduğu için aynı sıvı olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? Yani daha doğrusu B şıkkı olarak işaretlemiş oluyoruz. 12. soruyla devam edelim. İçlerinde 25 derece sıcaklıkta farklı miktarlarda su bulunan numaralandırılmış kaplara 80 derece Celsius derece sıcaklıkta özdeş X, Y ve Z yumurtaları aktarılıyor. Kaplardaki sular ile yumurtalar arasındaki ısı alışverişi bittiğinde yumurtaların son sıcaklıkları arasındaki ilişki ne olur diyor. Kaplar ısıtılınca yalıtılmamıştır diyor. Şimdi şıklara bakacak olursak hepsi bizim için eşit dereceydi. 25 derece, biri 50 derecede. En sıcak bizim için hangisi olacak? Y olmuş olacak. O zaman son sıcaklığındaki ilişki en fazla kimde olur? Daha az su olan daha fazla sıcaklığı vardır. O yüzden ne olacak? İlk olarak Y'yi alırız. Y'den daha küçük olan bizim için ne olur? 100 mg olur. Burada 150 mg vardı. O yüzden Y büyüktür. Yani şöyle bakalım. Y evet büyüktür. X'den X de büyüktür. Neden?
Z'den olmuş olacak. O yüzden cevabımız ne olur? Aşık olur arkadaşlar. Daha sonrasında 13. soruya bakalım. Aşağıdaki bir DNA molekülünün tek zinciri gösterilmiştir diyor. Modelle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi yeşil şekerlere baktığımızda şeker molekülünü temsil edebilir mi? Evet, edebilir. Doğru. Daha sonrasında K, L, M ve N farklı organik bazlar temsil edilmektedir. Olabilir. Hepsinin farklı. Çünkü buradakiler mesela adenin ve guanin olabilir. Buradakiler de timin ve urasin olabilir. Evet, doğru bu da. Daha sonrasında yuvarlaklar fosfat molekülünü temsil edebilir mi? Evet, edebilir. Daha sonra bu zincirde toplam 12 nükleotit vardır diyor. Kesinlikle 12 tane nükleotit yoktur. Hepsinin yapısına baktığımızda hepsini teker teker ayıracak olursak şöyle ayıralım. Ayırdığımızda 4 tane nükleotitimiz bulunmuş olacak burada arkadaşlar. 14. soruyla devam edelim. Şekildeki cisim 4 ağırlıklı yüzeyin yere gelecek şekilde ters çevriliyor diyor. Tamam. Buna göre yüzeye uygulanan basıncın ilk duruma göre değişimiyle ilgili yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur diyor. Şimdi ağırlık değişmediği için basınç değişmez. Ağırlık değiştiğinde tabii ki de basınç değişecek. O yüzden yanlış. Yüzey alanı arttığı için basınç da artar. Yüzey alanı arttığında basınç artmaz. Çünkü kütleyle alakası vardır. Yüzey alanı arttığı için basınç azalır. Yüzey alanı arttığı için basınç azalır mı? Evet, azalır. O yüzden cevabımız ne olacaktır? C şık olacaktır arkadaşlar. 15. soruya bakalım. İçinde belirtilen yükseklikte su ve zeytinyağı bulunan kaplar aşağıda verilmiştir. Kapların tabanlarına etki eden sıvı basınçlarıyla ilişkili 1 eşittir 2, büyüktür 4, büyüktür 3 şeklindedir. Buna göre bu sonuca bakılarak çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan büyüktür. Yani suyun yoğunluğu daha fazla olmuş olacak bizim için. O yüzden cevaba bakalım şimdi. İlk olarak baktığımızda sıvının basıncı sıvının yüksekliğine bağlıdır. Doğru mu? Doğru. Sıvı ne kadar fazla olursa o kadar basınç uygulanmış olacak. Sıvının basıncı sıvının içinde bulunduğu kabın şekline bağlı değildir. Evet, herhangi fark etmez. Dedik ki sıvının DNA yüksekliğine bağlı olmuş olacak. Sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Evet, su basıncıyla yağ basıncı o zaman farklılık göstermiş olacak. Az önce de söylediğimiz üzere suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan büyük olduğu için ne olacak? Cevabımız değişik olacaktır arkadaşlar. 16. soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda X ve Y saf maddelerin erime ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre aynı ortamda bulunan maddelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden kesin olarak bilinemez. Şimdi buraya baktığımızda farklı cisim maddelerdir. Kesin olarak bilinemez dedik. Farklı cisim maddeleri olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Erime noktası ve kaynama noktaları X'in de Y'nin de daha farklı olduğu için farklı maddeler olabilir mi? Olabilir. Bunu buraya bakarak söyleyebiliriz. 25 derece sıcaklıkta X sıvısı, Y sıvısı katı haldedir diyor. 25 derece sıcaklıkta erime noktası olduğuna göre 20 derecede, evet 0 derecede erimeye başlar. Doğru mu? Doğru. X sıvısı Y sıvısından daha uçucudur diyor. Kaynama noktasına bakacak olursak, evet kaynama noktaları 85'e, X sıvısı Y sıvısından daha uçucudur. Daha çabuk kaynama noktası olduğu için daha hızlı buharlanma gerçekleştirebilir. Evet, doğru. Daha sonrasında X'in erime ısısı Y'ninkinden büyüktür diyor. X'in erime noktasına bakacak olursak erime noktası daha ne olacak? Küçük olmuş olacak, büyük olmayacak. O yüzden cevap ne olacak? Bunu kesin olarak söyleyemeyiz. Çünkü hangi madde olduğunu bu eksilerde bu bizim için normal bir erime noktası olduğu için erime noktasının tamamen büyük olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu tamamen bizim elimize vermediği için. Daha sonrasında 17. soruyla devam edelim. Saf kahveli sıvılarının ait sıcaklık ısı grafikleri aşağıda verilmiştir. Aşağı grafiklere göre yargılardan hangileri veya da hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlikle sorduğuna göre. Şimdi ilk önce baktığımızda L ve K ve L sıvıları aynı cinstir diyor. K ve L sıvıları aynı cinstir. Bunu söyleyebilir miyiz kesinlikle? Söyleyemeyiz. Çünkü
Normal kaynama sıcaklıkları aynı, buharlaşma sıcaklıkları aynı. O yüzden bunun kesin olarak aynı olduğunu söyleyemem. Çünkü birinin sıfırdan başlamış, diğeri ise 40'tan başladığı için aynı olduğunu kesinlikle söyleyemem. Bize kesin olanları soruyor. Çünkü K ve N maddelerini hal değiştirirken aldıkları ısı miktarı eşittir diyor. Şimdi baktığımızda ısı miktarı ikisinde de 200 derecede ne yapmaya başlamış? Artı erimeye başladığı için evet, bunun kesinlikle doğru olduğunu söyleyebilirim. Daha sonrasında K ve L maddelerin erime ısıları aynıdır diyor. Erime ısılarına baktığımızda biri 40 derecede erimeye başlamış, diğeri ise 0 derecede erimeye başlamış. O yüzden alamam. Cevabımız ne olacaktır? Sadece 2 olacaktır. Aşağıdaki tabloda bazı sıvıların yoğunlukları verilmiştir. Bu sıvıların eşit hacimlerde özdeş kaplara konuluyor. Buna göre numaralı kapların tabanlarına etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım. Şimdi buraya baktığımızda civanın 13.6 olduğunu söylemiş sıvı yoğunluğunun. Etil alkolün 0.8 olduğunu söylemiş, suyun ise 1 olduğunu söylemiş. O yüzden ilk önce basınçlarına bakacak olursak, yani sıvı basıncı genellikle yoğunluğa bağlı olduğu için, civanın yoğunluğu daha fazla olduğu için ne olacak bizim için? İlk olarak en büyük, ilişki bakımından en büyüğü olacak. Daha sonrasında suyun basıncı 2, daha sonra ise 3 olarak almış olacağız. C şıkkı. Daha sonra iki sorumuz kaldı, ona da bakalım. Aşağıdaki bir kimyasal tepkimenin modeli verilmiştir. Olayla ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi buraya baktığımızda molekül sayısı azalmıştır. Molekül sayısı azalmış mı? 2, 2, 4. Hangilerinin doğru olduğunu soruyor bize. X'i bunu almış, X'i bunu almış. Molekül yapısına bakacak olursa bir molekül yapısı, iki molekül yapısı vardı. Yani hatta 3 tane molekül yapı vardı. O yüzden burada molekül sayısı azalmıştır diyor. Doğru. Atom cinsi korunmuş mudur? Korunmuş. Atomlara baktığımızda 2, 4 tane mor burada, 4 tane mor burada. Yeşiller ikisi de buradaydı yine. Atom sayısı korunmuştur diyor. Atom sayısı da korunmuş. Doğru olacak cevap. O yüzden cevabımız D. Daha sonrasında aşağıdaki bir ailedeki bireylerin saç rengi bakımından fenotipleri verilmiştir. Soy ağacına göre anne ve babanın saç rengi bakımından genotipleri aşağıdakilerden hangisidir? Siyah saç rengi sarı saç rengine baskındır. Anne bizim için sarı saç rengi, çocuk ise sarı saç rengidir. Şimdi hemen bakalım. Burada şimdi annenin çekinik bir karaktere sahip olduğuna bakacak olursak, sarı saçlı. O yüzden küçük A küçük A olarak yazabilirim. Babayı da büyük A küçük A olarak yazacak olursam, oluşanlar bizim için ne olur bunun çaprazlamasında? Büyük A küçük A, büyük A küçük A, daha sonrasında küçük A küçük A oluşur, daha sonra küçük A küçük A oluşur bu çaprazlamadan. O yüzden ne olabilir? Kız çocuklar bizim için genellikle büyük A küçük A, yani erkek çocuklara baktığımızda babadan sadece büyük A'yı alacakları için ne olur? Erkek çocuklar bizim için siyah saçlı, kız çocukları ise sarı saçlı olmuş olurlar. O yüzden anne ve babanın genotipi bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı.